Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde bir resmi ya da bir nesneyi dokunmatik ekranda nasıl parmağımıza döndürebiliriz onu öğreneceğiz. Şunu da söyleyeyim baştan. Bu dersimizde yapacaklarımızı ben buradan çalıştırıp gösteremeyeceğim. Çünkü Windows ortamında o mümkün olmuyor. Android telefon veya dokunmatik telefon kullanan varsa içinizde biliyordur o. İki parmakla birden dokunup çevirmek gerekiyor bir nesneyi. Yani sadece tek bir parmakla tutup bir resmi döndüremiyorsunuz. Onun için mutlaka telefonda denemek gerekiyor. Telefondaki görüntüyü de video olarak buraya aktaramıyorum ben. Ama kendi telefonumda denedim yaptıktan sonra. Yani sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Eğer takılan olursa benimle iletişime geçebilir. Şimdi başlayalım dersimize. Bir tane imaj nesnesi ekliyoruz. Resim ekleyelim şuna bir tane. Evet, ekledik resmimizi. Bir tane de Gesture Manager ekliyoruz. Evet, şimdi formun Gesture olayına geliyoruz. Gesture Manager'ını seçiyoruz ve Rotate'ı seçiyoruz. Bunun yanı sıra bir de resmin Gesture Manager'ını seçiyoruz. O da yine Rotate diyoruz. Normalde sadece resmi seçmemiz yeterli. Fakat formu seçmemize bazı sorunların giderilmesine sebep oluyor. Yani mesela normal döndürmede iki parmağınızın da resimde olması gerekiyor. Resmin üzerinde olması gerekiyor. Ama formu da seçtiğinizde bir parmağınız formun dışında olsa da dönme işlemi gerçekleşiyor. Seçtik bunu tekrar. Event'a geldik. Yani image 1'in. On gesture olayını çift tıklayarak oluşturuyoruz. Burada başlamadan önce şurada bir değişken oluşturmak istiyorum. Private'da oluşturmamız yeterli olacaktır yine. Açı diye bir değişken oluşturuyorum. Evet, double diyelim türüne. Döndürme işleminde açılarla çalışacağımız için böyle bir değişkene ihtiyacımız oluyor. Var bile oluşturdum. Bir tane nesne değişkeni oluşturuyorum. Bir tane de img adında bir değişken oluşturuyorum. Şimdi begin bloğuna geçtik. Kodlamaya başlıyoruz. Burada yaptığımız şey, eğer çalıştırılan, işlenen event, gesture tetiklenen dokunmatik işlem döndürme ise, yani telefon onu otomatik olarak algılıyor zaten. Eğer döndürme ise şu işlemleri yap diyoruz. Nesne eşittir self nokta object at point diyoruz. Client to screen and info nokta location. Yani burada ekran boyutuna göre bir ölçekleme söz konusu ve event'tan aldığı bilgilerle nesnenin koordinat bilgilerini tutuyor burada. Tekrar bir if oluşturuyoruz. Nesnemiz bir image nesnesi ise tImage yazıyoruz. Bu işlemi yapsın. Aksi halde yapmasın. Böyle bir kontrol yapıyoruz. Yani mesela sadece resmin dönmesini sağlıyoruz bu şekilde. Başka nesnelerin karışmasını önlüyoruz. Nesne.getObject diyoruz. Burada da.
Yani bu resim nesnemize nesneden aldığı bilgileri atıyoruz. Burada tekrar bir if oluşturuyorum. Burada flag dediğimiz şey event info'dan aldığı bilgileri barındıran bir öge. Şurada gfbegin dediğimiz şey de bu bilgiler ışığında eğer bu guest tur işlem başladıysa diyoruz. Ve parantezimizi kapatıyoruz. Açı eşittir img nokta rotation angle diyoruz. Aslında begin_end bile oluşturmaya gerek yoktu. Çünkü tek satır yazdık buraya. Save diyoruz. Event info nokta engel farklıysa sıfırdan, yani açı sıfırdan farklıysa diyoruz. Img nokta rotation angle eşittir açı eksi. Burada da son açıyı veriyoruz böylece. Böyle pi diyoruz. Burada pi'den kastımız normal pi sayısı. Belki ölçekleme matematik bilgisi gerektiriyor tabii ki. Bizim döndürme oranımıza göre bir atama söz konusu burada. Şu haliyle çalıştırıp bakalım hata var mı? Evet, hata yok. Onu telefona atıp parmağınızla iki parmağınıza döndürmeye çalıştığınızda dönecektir.